Züyyine linnes diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlara süslü gösterildi diyor. İnsanlara albenisi olarak gösterildi. Neler? Kadınlar. Yani şehevi duygular. Kantar kantar altınlar, gümüşler, salmal atlar, Mercedesler, Ferrariler. Bunlar insanlara süslü gösterildi. Ziraatçılık, tarımcılık, hayvancılık. Bunlar insanlara süslü gösterildi diyor Allah Azze ve Celle. Dikkat edin. Allah diyor ki Subhanahu ve Teala süslü gösterildi. Ne demek istiyor? Yani aslında bunlar süslü de değil demek istiyor Allah Azze ve Celle. ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَةِ الدُّنْيَا Bunlar dünyanın gelip geçici metalarıdır. وَاللّٰهُ اِنْدَ اُسْلُمَ اَبْ Asıl kalıcı olan nimetler ise Allah'ın katındadır. Hemen ayet devam ediyor. قُلْ اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْت۪يهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah Azze ve Celle peygambere hitaben diyor ki, de ki onlara, size daha hayırlısını haber edeyim mi? Rabbinden sakınan muttakiler için daha hayırlısını haber edeyim mi? İçlerinden ırmakların, altlarından ırmakların akmış olduğu cennetlerde ebediyen kalacaklar. Allah Azze ve Celle bunların daha hayırlı olduğunu söylüyor. وَاَزْوَاجٌ مُتَحَارَةٌ وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَتَرْتَمِسْ kadınlar, eşler, huriler ve bir de Allah'ın rızası vardır. Bunlar daha hayırlı değil midir? Ama bugün tertemiz olanları insanlar bırakıyorlar. Allah'ın rızasını, cennetleri, altlarından ırmakların atmış olduğu cennetleri, gözün idrak edemeyeceği, aklın düşünemeyeceği, tasavvur edemeyeceği kadar güzel olan nimetleri bırakıyorlar. Niçin? Gelip geçici olan nimetler için. Yiyorsun, acısıyla beraber kalıyorsun. Alimlerin dediği gibi. Dünyadaki bütün lezzetlerin ardında bir acı vardır, bir acı. Burada daha detaylı giremem bu meselelere. Anlayın artık siz. Bütün lezzetleri tatıyorsunuz ama sonunda bir acısı dokunuyor. Karın ağrısı, onun gazı, onun başka şeyleri, bir ton şeyleri. Hepsinin ardında bir ton şeyler de var. Bakın bununla ilgili sizlere şunu da söyleyeyim altını çizerek. Kimin dünyası az olursa, kimin dünyaya karşı bağlılığı az olursa o hem dünyada kurtulur hem de ahirette kurtulur.